Merhaba arkadaşlar, ben Bulutfobia ve bugün yeni bir seri Nasıl İsyan Yapılır adlı serimin başlangıç videosudur. Bu videomda çok basit olarak saklambaç modunda nasıl isyan yapılır hakkında konuşacağım. Başka videolarımda işte zombi çıkar, normal komut çıkar ama ilk bölümde bundan bahsetmek istedim. Çok uzamasın diye. Şimdi saklambaçta kumaşları öldürmenin birkaç yolu vardır. Ama öldürebilmek için de Gold'dan çıkmaları lazım. Çünkü Gold'daki birisini öldüremezsin. Hani bir yere sıkıştırırsın o başka ama öldüremezsin. Can isteyen çoğu kişi Devilman'lar. Bir de Soldier'lar olacak çünkü adamlar Rocket Jump yapıyor. Ondan başka hani admin hepsine verir. Arada sırada. Scout'tur, belki Spider ama hepsine verdiği de oluyor. O bizim için iyi. Bazıları Freeze'den sonra veriyor, Freeze'den önce verenler de olabilir. Freeze'den önce verirse şansımız iyi gitmiş demek. Çünkü armaya girip adamı bıçaklayabilirsin. Bıçak adamın canı ne kadar olsa olsun 6 katı kadar damage bildiriyor. Yukarıdan gelip vurabilirsin adamı. Şuradan en klasik yanıma hep bakıyorlar burayı. Ya yanlışlıkla kapıya yaklaşıp kapıyı açmışlar, oradan girersin ya da buralar kullanılmayan yer. Burada pasta var. Pastayı kırıp deli kaçıp tünelden girip adamlara sürpriz bir giriş yapabilirsin. O başka. Bu ama dondan önce. Dondan nasıl bıçak atarsın? Köşelerde mesela işte öylesine söylüyorum. Cornerstab diye bir şey var çünkü adam gelecek. Sen köşede onu takmadan bıçaklayacaksın. Peki böyle güzel bir köşe var mı? Benim bulduğum bir köşe var şurası. Şurası. Bir kere denedim ama adamın godu vardı, öldüm. Kötü oldu. Adam buradan geliyor. Çoğunlukla sağa bakacak çünkü bu odanın buraya doğru genişliyor. Sağa bakarken bıçaklayacaksın arkadan. Ve iyi bir açı tutarsan seni görmüyor ama mesela third person'a bakabilir miyiz? Aynen bak böyle oluyor vücudumuz. Third person'a böyle takılıp doğru zamanda onu bıçaklayabiliriz. Geldiğini görüp. Başka başka. Benim bıçaklama noktalarımız bu kadar ama bıçaklamadan başka nasıl öldürürüz God olmayan birisini? Oyunlarla tabii ki de. Jailbreak bu map'te çok fazla oynar. Ve öldüren oyunlarda fena değil miktarı. Mesela Wipeout var. Wipeout'un suyuna girersiniz. Başladığı zaman ölürsünüz. Veya Fall Game'de düşerseniz ölürsünüz. Canınız ne kadar olsa olsun. Dodgeball da var. Crash Game ve Nine Square da var. Parkur'da da var. Canınız şu lavlar öldürüyor size. Ve Box Game var. Şimdi sen bunların hangisini manipüle edebilirsin? Hangisini iyi bir şey yapabilirsin? Mesela Death Run'a giren olmayacaktır muhtemelen. Hani şu kırmızıdan. Gelen kişi ilk bullet'e bakar çoğunlukla. Şey olduğu için. Ve hani seni öldürecek burada ama hani şu kapılardan geçerse belki öyle bir hata yaparsa ölebilir. Şu Putus Power yerinde saklanan bir pyro varsa. Ama bu kadar hani. Şurada manipüle edebileceğin bir şey yok burada çoğunlukla olarak. Crash Game Night Square'da yapabileceğin tek şey oyunu başlatmak ama kapıyı adam açırsa açtığı gibi de çıkabilir. Çünkü kimse kapatmıyor kapıyı. Wipeout'ta kimse direkt suya atlamadı. Hani gördüğüm kadarıyla kimse öylesine suya atlamıyor ve bunu açıp kapatmanın için de silaha ihtiyacı var. Silah belki böyle pusup başlatabilirsin de giriş gülüş için çok dar ve tavsiye etmem. Ama bu bunun hepsini aşan bir tek oyunumuz var. Ve çalıştı. Box Game. Box Game'de ilk başta avantajı red ilk tarafta hani gelen kişi ilk red'e bakıyor. 2. Blue kısmında kapıyı açma kapama var. Ve oyunu başlatma bitirme var. 3. Buraya saklananlar da çok. İşte Demomanlar, işte Sticky Jumper'la veya Ulupul Cable'ı bir vuruyorlar işte. 30'da çıkıyorlar yukarı. Adamlar girmek için içeri girip bakıyorlar. İçeri girdikleri anda kapıyı kapatıyorsun.
Böyle. Sonra da şey oyunu başlatıp öldürüyorsun adamları. Peki nasıl iki şey yapıyorsun donarken? Silah alacaksın. Silah gerçekten bowling'den. İlk sen alacaksın. Hani adam hani hadi hemendir acımayacaksın. İlk kışta böyle durup bekleyeceksin hani. Adam dibinde olsa sen vuramasan bile bekleyeceksin. İlk gelen sen alacaksın burada iki şeyi. Emo'yu. Sonra ben çoğunlukla bunu yapıyorum. Buraya kalıp pusu kurmuyorum. Buraya ilgim yokmuş gibi çıkıyorum. Ve adamlar gelince geri geliyorum. Çünkü adamlar seni buraya pusunu görünce sinirlenip düğmeleri bastıkları oluyor. Çok yaşadım bunu. O yüzden hemen biraz oyalanıp geri gideceksin. Onu yaptıktan sonra iş kolay. Düğmeleri basıp beklemek. Ama adamların god olmaması lazım. Şimdi ben o yaptığım denemeyi size açarım. İyi seyirler. Ben sana bir şey çizeceğim buraya. Bu video için bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek isyan nasıl yapılır videosunu görüşürüz. Bye.